Bir de karaciğer yağlanması var. Bu da yine bedenle alakalı ve ciddi bir problem. Evet. Konu başında söylediğim gibi kişi sağlıksız besleniyorsa bağırsaklarına zamanla bakteri, virüs ve mantarlar yerleşir. Mesela kişi, Peygamberimiz söylemiş ki ayakta su içmeyin. İçiyorsanız dahi, içtiyseniz dahi kusun buyurmuştur. Allah Allah, neden acaba diye araştırmış ilim adamları. Ayakta su içtiğinizde o su mideden direkt 12 parmak bağırsağına geçer. Yani oturarak su içerse mide suyun içerisindeki mikrobu öldürür. Mikrop zararsız hale gelir. Fakat ayakta su içerse direkt mideden 12 parmağa geçtiği için haşlanmadan, rafine olmadan, onun içerisindeki mikrop tamam sindirim sistemi ya bağırsaklara zarar verir. Mikrop çoğalır. Zararlı hale getirir. Besin yani yemek sırasında da sıvı tüketirse mide asidinin kalitesi düşer. Mikroplar ölmez. pH'i düşer. Mikroplar, bakteri, virüs, mantarlar ölmez. Kişi yemek yerken sıvı tüketirse mide asidinin kalitesi düşerse pH'i 1,5 2'den 4'e 5'e düşerse bağırsaklarda sürekli mevcut bakteri, virüs, mantara karşı yeni yeni bakteri, virüs ve mantarlar katlanır. Çoğalır, çoğalır, çoğalır. Bu bakteri, virüs, mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler, özellikle mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonlu maddeler bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsak kendini korumak için yağlanır, yağlanır, yağlanır. Yağlanırsa enzim salgılayamaz. Enzim salgılayamazsa histamin oranı yükselir. Histamini frenleyen çok özel bir enzim var. DAO, diamine oksidaz. Bu enzim azaldı mı histamin yükselir. Histamin yükselirse ne olur? Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon. Hatta kişi sabahlara kadar uyuyamaz, deli gibi dolanır evin içerisinde. Ve zamanla bağırsaklardaki toksik madde nereye gidiyor? Emilere, karaciğere gidiyor. Karaciğer arıtmak için aşırı B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcar. Zamanla vitamin yetersizliğinden bağışıklık sistemi zayıflar. Karaciğerde arıtamadı toksik maddeyi ne yapacak? Artık onunla uğraşmaz. Bu toksik madde kanda dolaşarak diğer organlara, hangi organ zayıfsa oraya depolar. Böylece yavaş yavaş zehirleniriz. Karaciğer yağlanır. Karaciğer yağlanmasına karşı ne var elimizde? Evet, şimdi evet. Televizyonlarda 10 yıldır fitoterapi uzmanıyız diyen doktorlar, profesörler, doçentler var. Ama onların yazmış olduğu kitaba kitap denmez. Hiç doğru düzgün kitapları yok, dergiler yok. Şimdi Türkiye'de 60 tane ilim adamı, profesör, doktor ilk defa çok güzel bir kitap yazmışlar. Yani hep ben diyordum ki benim kitabımdan üstün kitap yok. Ama ilk defa benim kitabım gibi güzel kitap yazmış. 60 ilim adamı, profesör, doktor, doçent vs. eczacı ortak bir kitap yazmışlar. Bu kitapta dünyanın hangi ülkesinde, nerede, hangi bitkiyle ilgili klinik araştırmalar yapılmış, rapor halinde sunulmuş. Evet, burada diyor ki, evet. Enginar, enginarla ilgili faydaları, nasıl kullanılır, ekstraktı, çayı mı yapılır vesaire, çok ayrıntılı bilgi var. Burada Almanca dergi de var. Evet. Bu dergi. Burada kitaplarda da var, ayrıntılı bilgi var. Hangi üniversitede, nerede, ne zaman, nasıl klinik araştırması yapılmış? Bir klinik araştırması deyince ne diyoruz? Klinik araştırması geçiyoruz. Öyle değil. Bir klinik araştırması mesela diyelim ki Almanya'nın Hamburg şehrinden Profesör Doktor Fintilman 553 hastayı 3-4 ay gözeterek tedavi etmiş. Yani hemşiresi, doktoru vesaire ekibiyle. Neyle? Enginarın yaprağından elde edilen ekstrakt. Bu enginarın yaprağı. Bu enginarın yaprağını damıtılarak elde edilen ekstraktından hap yapılır. Şöyle kapsüller üretilir. Biz de ürettik. Şimdi bu 553 hastada kolesterol, lipid, trigliserit düşürdüğü belgelenmiş. Karaciğer yağlanmasına etkili olduğu belgelenmiş. Bağırsaktaki kokuşmaya karşı etkili olduğu. Fintilman bunu yapmış. 553. 553 kişiyi üzerinde klinik araştırması yapabilmek için
çok büyük para lazım. 100 kişi üzerinde yapılan klinik araştırma için 50 milyon euro gerekir. 100 kişi. Bu 553 kişi üzerinde yapmış. Takriben kaç katı? İşte 5 katı. Yani. Aşağı yukarı 250 milyon euro. Bunu devlet karşılıyor Almanya'da. Veya Çin'de, veya Japonya'da, veya Amerika Birleşik Devletleri'nde, dünyanın her yerinde bu tür klinik araştırmaları devlet destekliyor. Bizde devlet ne yapıyor? Köstekliyor. Şunu ayağın altına bir sabun koyalım da kaydıralım diye uğraşıyor. Bizde tam tersine. Bizde klinik araştırmayı bırak. Bu konularla ilgili herhangi bir şey söylersen al sana ceza. Evet. Yani ilim Türkiye'de ilmi bir çalışma yapılmasın diye kanunlar çıkarıyoruz, cezalar koyuyoruz. Ama Avrupa'da, Amerika'da klinik araştırmalar yapılsın, bu konuda gelişme olsun diye destek var. Biz de destek olsak iyi olur, yani köstek olmasak, değil mi? Tabii ki. İnşallah bizde de ileride hükümetler yeni kanunlar çıkararak, geçmişteki 100 yıllık eski kanunları kaldırılarak, şimdi Türkiye'de eczanede satılan ilaçların %90'ı Avrupa'dan, Amerika'dan geliyor. Devletin kasasından 40 milyar dolar para Avrupa'ya, Amerika'ya gidiyor. Biz yemiyoruz, sen ye. Araştırılması için, değil mi? Kanunlar çok zor. Bu işe kimse giremiyor. Şu lazım, bu lazım. Kolaylaştır. İyi bir kontrol, iyi bir ekip. İlaç fabrikalarını güçlendir, teşvik et. Ve bu işi yapmak isteyenlere destek ol. 40 milyar doların dışarı gitmesin. Çok kolay. Mutlaka. Avrupa, Amerika niye gitsin bizim insanımızın parası, değil mi? Tabii ki. 40 milyar dolar az para mı? 3 milyar, 4 milyar için Avrupa'nın, Amerika'nın oradan buradan neydi bu, IMF'den falan yardım istiyor. Yok borcumuzu ertele vesaire. Halbuki bir iki kanunla bu para dışarı gitmeyebilir. İnsanlarımız için daha güzel şeyler yapılabilir. Evet, çok faydalı bilgiler yine verdiniz. Efendim bir de karaciğer yağlanmasının akabinde... Karaciğer yağlanması, evet. Evet. Şimdi onu hemen damar tıkanıklığına da bağlarsak, karaciğer yağlanmasının ardından damar tıkanıklığı, yine beslenmeye zannedersem endeksleyeceğiz. Bütün, onun hakkında da biz yine dedim ya, bilgi İbn alacağız. Sina'ya dair ama, hep bütün o problemi çözmüş. Nasıl çözmüş? Hı. Peygamberimizin hayatını incelemiş. Evet. Ne yapmış? Nasıl yaşamış? Ona göre formüller geliştirmiş. Ha şöyle şöyle yaptı. Demek ki bundan kafası çalışıyormuş.